ve sevgili dostlar, havuza giriyoruz. Havuza nasıl giriyoruz? Yüzmeye girmiyoruz havuza, mayoyu giyip. Gemi havuzu, yani lock İngilizcesi. Nedir bu havuz? Tuna Nehri'nde seviyeler var. Şimdi biz Avrupa içine doğru gittiğimiz için yükseliyor seviyemiz. Bu havuz 10 metre. Buraya bir duvar yapılmış. Bakın o gemi de orada. Şimdi buraya biz girdikten sonra 10 metre suyun altında yaşıyor. Duvarlar 10 metre. Yüksek kısımlar içeri su alacak. Biz yükseleceğiz. Arka kapıyı kapatacak. Biz yükseleceğiz. Aynı seviyeye gelince bu kapı açılacak. Bir yüksek seviye, 10 metre yukarı çıkacağız. Bundan bütün gece gemimiz giderken 5-6 tane havuza girip çıkacak böyle her seferinde. Müthiş bir şey. Ama bunu öyle yapmışlar bu gemiyi. Yani dar eni anca havuz işte biraz şurada biraz daha var. 4-5 gemi bazen alabiliyor. Arkamızda bir gemi var mı bilmiyorum. Yok, çok uzun çünkü bu 100 küsür metre. Efendim çok heyecanlı bir iş bu havuz işi. Şimdi yükseleceğiz. Sonra kapı açılacak. Çıkacağız. Dönüşte tam tersi olacak. Yukarıdan gireceğiz. Aşağı ineceğiz, devam edeceğiz. Bir pompa falan yok. Yukarıdan suyu alıyor, aşağıdan suyu veriyor. O kadar. Basit bir mekanizma ama tabii bunların çok sağlam yapılmış olması lazım. Müthiş bir sistem. Burada kontrol kuleleri var. Uçak kulesi gibi telsizle direktif veriyorlar. Evet efendim, günaydın, 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 günaydın. Passau diye bir kasabaya geldik. Passau, burada Tuna Nehri'nin birkaç kola ayrıldığı yer. Önemli bir yer. Önemli bir kasaba. Çünkü tam kavşakta. Ne güzel, ne yapmışlar buraya acaba? Birileri kendine şey yapmış, harika. Evet, tam kavşakta olduğu için önemli bir kasaba. Oraya şöyle bir gezeceğiz. Efendime söyleyeyim, ufak kasaba, şirin kasaba. Oradan akşam gemimize geri döneceğiz. Bugün son günümüz. Akşam kaptanın balosu var. Gemide şık giyileceğiz. Balo için hazırlanacağız. Yarın bu güzel yolculuk bitecek ama kalbimizde Tuna Nehri'nde akıntılar arasında kalacak sevgili dostlar. Ayhan Sicimoğlu. Renkler CNN Türk devam ediyor. Buyurunuz. Sevgili dostlar, burası Passau kasabası. Tuna Nehri'nin en önemli kasabası. Çünkü burada 3 tane nehir, kuzeyden gelen, Alplerden gelen ve Tuna Nehri birleşiyor. Yani kuzey, güney ve doğuya giden nehirlerin birleştiği kasaba. Onun için kasaba buraya kurulmuş çünkü burası ticaret merkezi olmuş. Ve buranın önemli figürü de Prince Bishop dedikleri Prince Başpiskopos, Prince Bishop'lar idare ediyor. Hem burayı hem bütün Bavarya'yı Macaristan'a kadar. Şimdi bu meydanın adı, burası ana meydanı, bu meydanın adı Residence Platz, yani ikamet meydanı. Çünkü burada arkanızda, arkamda, önünüzde Prince Bishop'ların ilk ikamet ettikleri rezidansları. Buradaki rezidanslar ise yeni rezidans deniyor buraya. Bunlar da sonradan yapılan ilaveler, müthiş ama. Bu da çeşmenin Wittelbacher çeşmenin adı. Ana çeşme. Tepede Meryem Ana ve kucağında İsa Peygamber var. Meryem Ana bu şehrin koruyucu azizesi. Her şehrin, Hristiyan aleminde her şehrin bir koruyucu azizesi vardır. Bunlar bir kısmı Aya Yorgi'dir.
Anadolu kökenlidir. Efendim, Meryem Ana da buranın olmuş, Azizesi. Burada üç tane melek var. Bu melekler her biri bir nehri temsil ediyor. Üç nehir, İlz, İn ve Danube, yani Tuna. İlz, İn ve Tuna. Üç nehir, üç önemli bölge. Güney, kuzey, doğuya giden nehrin burada birleştiği mekan. Onun için şu melekten başlayalım. Bu melek İlz nehrini temsil ediyor. Efendim, saçında inciler var. Efendim, çünkü bu nehirde hala tatlı su midyeleri ve içinde inciler olduğu söyleniyor. Şimdi yok ama herhalde zamanda vardı. Gelelim ikinci meleğe. Efendim, bu ikinci melek Tuna'yı, yani Danube nehrini temsil ediyor. Kafasında başaklar var. Buğday başakları, verimlilik sembolü. Yani Tuna'nın verimli topraklardan geçtiği ve topraklara verim kattığı, bütün uğradığı topraklara verim kattığının temsili bu melekte. Üçüncü meleğe geçiyorum. Üçüncü melekte İn, yani güneyden, Alplerden gelen nehirin temsil ediyor. Kafasında Alpini şapkası var. Alplerin gidiği şapkalar var. Yeşil çuha. Bu meleğin. Efendim, hoş geldiniz. Almanya'nın ve Bavarya'nın kesinlikle en şık barok style merdivenlerine. Prens Bishop, gene yani Prens Piskopos, Leopold von Ernst Dirmian yaptırmış burayı 1710'larda. Efendim, yeni rezidans olarak, eski rezidans ufak gelince. Efendim, gördüğünüz gibi 3 katlı nefis bir barok style merdiven. Üstteki tavan yağlı boyalarda Olympus dağlarının tanrılarını anlatıyor. Bu rezidansta efendim Napolyon bile kalmış 1800'ler sonunda. Böyle bütün her katta da Prince Bishop'lar var. Efendim, mesela Hohenstein 1761-1763. Bu abimiz de 1761'deki Prince Bishop. Yani bunlar hem prens bir şekilde aileden soylu, aynı zamanda dini lider. Başpiskopos oluyor. Yani iki kuvveti birden elinde bulunduran abilerimiz. Leopold Ernst Graf von Firmian 1761 bu binayı yaptıran Prince Bishop. Çok hoş bir, ben pek barok sevmememe rağmen genelde bana fazla süslü gelir. Barok, burayı sevdim. Hohenstein. Öyle isimler var ki Thomas Johann Karpat Graf von Thun Hohenstein. Vay, bu ağır bir abimiz. Leopold Leonard Raymond Graf von Thun. Olympus dağlarının tanrıları. Olympus, biliyorsunuz, birkaç tane dağ vardır. Yunanistan'da vardır. Bursa'daki dağın da adı Olympus'tur. Bizim Uludağ dediğimiz dağın da adı Olympus'tur. Antik Grek'te. Efendim, çok ismi olan bir dağ. Her tarafta Olympus. Tanrılar oturur üstünde.
Sevgili dostlar, St. Stephen's Kilisesi'nde dünyanın en büyük orgu olduğu söylenir. Tam yanınızda bakar mısınız? Küçük, küçük pipe'lar, borularla çalışıyor. Küçük borular yan tarafı. Ortadaki iri borular müthiş. Dünyada bundan daha büyük orgu yokmuş. Çok önemli bir kilise değil St. Stephen's. Bugün de konser var. Konseri çekmemize izin yok mu? Belki birkaç tane size arkadan gösterebiliriz. Gelin, ben de gelin. Gelmişken ağır bir org, kilise orgu konserinde dinledik. Requiem in D moll, bu çok ağırdır bu. Adamı öldürebilir. Burası müthiş St. Stephen's Kilisesi. Dünyanın en büyük orgunun olduğu ve bir zamanlar Bavarya'nın en önemli kilisesi. Taç giydirilen efendim kilise sevgili dostlar. Müthiş barok. Ben barok sevmem. Yani fazla cafcaflı gelir hakikaten. Hakikaten öyle nitekim. Adamı öldüren bir kilise. Sevgili dostlar, Passau şehrinin Obernhaus kalesine geldik tepede. Şimdi buradan birazdan en güzel manzarayı göreceğiz. Bu üç nehrin birleştiği, yani Ilz Inn birleşiyor ve Danube Tuna Nehri oluyor. Tam yani Tuna Nehri'nin en önemli bölgesi. Burada tabii 1200'lere yapılmaya başlanan bir kale var. Her sene 1300, 1400, 1500, 1600, 1800'e kadar ilaveli bir kale, Obernhaus. Burada oturup soğuk bir şeyler içelim. Hava da sıcak ya, İstanbul gibi. Efendim, ondan sonra devam edelim. Gelin. Sanatçı Hans Wimmer. Wimmer, Biga. İyiymiş. Müthiş değil mi? ...1500'lerde beyaz altın diye bir maden var. Beyaz altın deniyor, çok kıymetli. Üzerine savaşlar yapılıyor. Bir torbasına malikaneler değişiyor. Yani bir torbasının değeri bir malikane kadar, bir şato kadar. Bunun da adı tuz. Bizim bildiğimiz, yemeğe serptiğimiz tuz. Burası da, üzerinin bu kısmı da tuz. Ve tuzun en iyi nakil aracı Tuna Nehri'nden, doğudan geliyor, bizlerden geliyor. Efendim Karadeniz'den giriyor tuz buralara. Tuz yok buralarda. Buralar çok büyük bir şeyler alıyor. Bizim Anadolu'da var. Deniz tuzu var, göl tuzu var falan filan. Tuz gölü. Efendim çok değerli bir madde tuz. Bu nehirden yapılıyor dediğim gibi ticareti. Ve Passau, şu anda bulunduğumuz kasabada
üç nehrin ağzı olduğu için, yani kuzeye giden nehir, güneye giden nehir, batıya giden nehrin birleşmesi olduğu için burada tuz ticareti çok önemli. Bunlar da eski tuz ticaretinin tartıldığı tartılar, tuz savaşları. Passau'dan Rezenburg'a kadar çok akıntı varmış. Efendim tabii havuzlar yapmadan evvel müthiş akıntı olduğu için büyük tekneler, tuz taşıyan tekneler akıntıya karşı gidemiyorlar. Onun için 30-40 tane bunun gibi at, bu tabii sembolik şeyi, 30-40 tane atı ve atçılarla beraber burada gördüğünüz gibi, resimde, gravürde gördüğünüz gibi o 30-40 atı bir kuşaklarla şu bu gördüğünüz kuşaklarla gelin bakınız, bunlar orijinalleri. Şuraya da bakınız. Kuşaklarla bağlıyorlar. Ve 30-40 at nehir kenarından bu tekneleri yukarı doğru çekiyor. Akıntıya karşı bir nebze olsun yardımcı oluyor kürek çekenlere. Tuz ticareti için. Çok değerli madde çünkü tuz. Her şeye değiyor. Gelin. Efendim bu tuz ticaretinden çok kişi ekmek yiyor. Gemiciler, taşıyanlar, gemi sahipleri, armatörler, efendim at sahipleri, gemileri çekenler, tuz ticareti yapanların dışında arkamızda böyle yeni bir tuz teknesi böyle bir şey değil. Çünkü bunları şurada gördüğünüz bu tuz teknelerin bir maketi, 4 kişi kürekle götürmeye çalışıyor tekniği. Bir zamanın çok büyük para kazanma vesilesi tuz ticareti. Efendim Arşidük Leopold Wilhelm dünyanın en önemli sanat koleksiyoncusu. 16. asırda, 15. asırda Hollanda, İspanya ve sonra İtalya sanat dünyasına girip en iyi resimleri ve heykelleri topluyor. Ve kendisi Brüksel valisi. Sonra Brüksel'de valilik görevi sona erince 6 tane büyük tekneyi dolu 1400 resim, 1400 yağlı boya tablo ve çoğunda kopyalar da yapılmış. Yani kopyalı birebir. Efendim buraya Passau'ya taşınıyor ve burada bir envanter yapılıyor ve burada saklanıyor. Şimdi burada o resimlerin kopyalarını göreceksiniz. Toplamış baba. İtalya, Hollanda, İspanya, bütün meşhur resimlerinin topladığı adamın kendi galerisinin resmi. Müthiş. Ufak bir Türk köşesi. Kötü yapılmış. Gayet... Aptal minderler, bizde böyle minder ve puf böyle hal olduğunu sanmıyorum. 1683'te 2. Viyana kuşatmasında Leopold, 1. Leopold imparator çok korkuyor ve terk ediyor Viyana'yı. Türkler kapıya kadar gelince kaybedeceğiz diye ve buraya kaçıyor. Nehirden geliyor baba. Efendim Passau'da yerleşiyor korkudan ve korkudan tir tir titrediği de söyleniyor. Yanında böyle 60 bin askeri, bütün saray efendim erkanı, harılar, kadınlar, aşçılar, maçlar Passau'da yetişiyor. Fakat tabii bir şekilde o Türkler geri püskürtülünce kuşatmadan, ki başka bir konu bir gün anlatırız.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın haris ve aptal tutumuyla alakalı bir şey. Başka hikaye. Efendim, Türkler bozguna uğrayıp geriye çekiliyorlar. Yani kaçıyorlar aslında. Ve arkadan arka arkaya bir sürü zincir, Osmanlı İmparatorluğu sonunun başlangıcı diyebiliriz. Zincirleme bir kaybetme savaşı başlıyor. Türkler biraz artık dalga geçirilmeye falan başlanıyor. O şeyi bitiyor. O korkusu, Türk korkusu bitiyor buralarda. Sobeski komandasında bütün Batılılar birleşip de Türkleri püskürtünce. Ama tabii oradaki püskürtmedeki nedenler biraz daha değişik. Yani yabancıların bildiğinden benim bildiğim biraz çakışıyor. Çok okudum, araştırdım bu kuşatmayı. Bu tamamen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın çok akıllı olmayan yönetiminden ve haris yönetiminden, yani paylaşmayayım ganimeti diye son dakika Kırgızları, Orta Asya atlarını geriye teptiği ve onları hakaret ettiği için olmuştur. Onlar saldırmayıp atlarına geri binip geri çekilmişlerdir. Orta Asya'nın, onlar bizim en hızlı birliklerimizdi, Orta Asyalı Türk asıllılar. Böyle ok atan, ayakları çıplak, eğersiz ata binen, atla beraber yaşayan, atın üzerine uyuyan tipler. Müthiş. Onları küstürüyor. Ki onlarla ganimet paylaşmayayım diye. Çok akıllı değil. Merzifonlu Kara Mustafa zaten kellede veya sakalı kaldırır. İbrişim bağlanır, kalk oraya, yere, halıya düşer, toprağa düşmesin diye kelleyi altına halı koyarlar. Ondan sonra onu güzelce soyarlar, derisini. İçine saman doldurup yollarlar. Выбрал за 4 долера. Смеха ради тетя дядю с ней плясать заставила. Еле дядя с пляской сладил, отдувался до ночи. Выпил стопку сладкой водки, да вина бочоночек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да вина бочоночек. Çok enteresan bir şehir çünkü tarih boyunca ta yani Romalılar, Sertler, sonra Romalılar, arkasından Bavaryalılar, Almanlar burada oturmuşlar. Bir nevi hani Türkler de gelince Viyana'ya buraya kaçmış. Leopold I korku içerisinde burada oturmuş bir süre. Napolyon buradan geçmiş. Burada da kalmış bu şehirde. Efendim, bütün Avrupa'nın zenginlikleri kaçan, doğudan ve diğer tehlikelerden kaçan buraya yerleşmiş. Yani burası da şanssız bir şehir. Çünkü hayatı boyunca burada efendim bir müthiş 1500'de büyük bir sel. Daha yeni oldu biliyorsunuz sel. Yani 2-3 ay evvel yükseliyor nehir bir şekilde. Üç nehir birleşince burada büyük, her zaman seller ülkesi. Veba, efendim Türk korkusu. Bunlara göre felaket. Yani Viyana'dan sonra burası geliyordu sırada. Viyana'da kurtardı vaziyeti. Bütün bu ve yangın, bütün bu felaketlerin eşiğinde gene de müthiş zengin ve verimli bütün bishop, prince bishop'lar, yani prens piskoposların oturduğu kasaba. Prens piskopos dediğim, yani hem içinde altında bir imparatorluk ve prenslik kudretiyle beraber dini liderlik kudretinin karışımından elde edilen sonsuz kudretli, sonsuz zengin insanların da burada her zaman şatoları ve kaleleri vardı. Şu anda olduğumuz kalede bunların bir tanesi zaten. Passau'nun kalesi, Oberhaus'tan da bu kadar. Çok güzel bir yerde, nefis bir kale. Müzeler çok iyi yapılmış, dizayn, kuratör nefis. Hepsini tabii görmedik sizde ama gayet güzel müzeler var içerisinde. Güzel bir kale müze sistemi. Tavsiye ederim girince muhakkak. Passau Oberhaus. Efendim burası balık pazarı imiş ama sonradan belediye binası olmuş, Rathaus.
belediye binası üzerine de zamandaki sellerin seviyelerini yazmışlar. En büyük sel 1500'de diyebilirdim. 1501'de. Fakat 2013'te yapılan bakın yeni sel, bakın duvarın renginden belli. 03 Haziran 2013'teki sel en tepede. Demek ki en son zamanda en büyük sel burada yaşandı. Gazetelerde okumuştum ama bu kadar fazla ciddi olduğunu bilmiyordum. 1501, efendim çok büyük. 1595 büyük, 54'te büyük bir tane olmuş. Efendim 2002'de bir tane olmuş. Burada görüyorsunuz. Ama işin tuhaf tarafı yani yeni 2013'te olanın en tepeye çıkmış olması. Bakar mısınız? Müthiş. Yani ne kadar kısa zamanda demek ki toparlamışlar her tarafı. Müthiş. Hiçbir şey olmamış gibi. Her şey pırıl pırıl. Şimdi burası Rathaus, belediye sarayının ana toplantı salonu. Akşamda konser var galiba. Güzel caz konseri gibi güzel şeyler taşıyorlar. Efendim soralım ne konseri varsa. Şimdi efendim burayı çeşitli sefer 1600-1800'lere kadar bir sürü mimar yangınlar geçirmiş, yanmış, edilmiş, kül olmuş. Sonra da iki İtalyan, Carlo Lugaro, efendim Battista Carlo, Carlo Lugaro alçı işini yerinden. Battista Lugaro da yardım etmiş. Fakat sonra yalgıları yapanlar Wagner isimli çok meşhur bir Avusturya-Alman ressamı. Wagner'in bütün şeyler, yalgılar. Geri kalan mimarı ve alçı işi de iki İtalyanın. İtalyanlar bu işte her zaman üstad evvelallah. Tabi oralara gelip bu işi yapmışlar. Çok hoş bir belediye sarayını görüyor musunuz? Belediye sarayını. Bakın. Sevgili dostlar. Toplantıya hoş geldiniz. Passau Belediye Reisi yerine vekalet ediyorum. Burası şehrimizin toplantı salonu. Belediyemizin bütün kararlarını burada alırız. Efendim. 1600 yılından beri aynı desende 1700 yılında da birkaç ilave ettik yağlı boyalara yangından sonra. Yüzlerce yıl bu şehrin kararları bu salonda alınır. Yani AVM burada yoktur. Burada parklar yerine AVM'ler yapılmaz, rezidans da yapılmaz. Burada çok katlı binada yoktur. Burada yeni binada yoktur. Buradaki yeni binayı yapacaksanız şehrin dışında size başka yeri gösteririz. Burada yapmanıza izin vermeyiz. İnsanlar mutluluğu yeşiller içerisinde mutlu yaşarlar. Pasavlı. Sobanın güzelliği, belediye binasının güzelliği, toplantı salonunun güzelliği, ana salonun güzelliği. Bu kadar güzellik karşısında artık söyleyecek bir lafım yok. Pasavlı filmi de burada sona erecek çünkü daha ben ne diyeyim kardeşim? Takip edin. Ayhan Sicimoğlu, CNN Renkler.